Karate Türkiye, hepiniz hoş geldiniz değerli izleyenler. Karate'nin nabzını Sports TV'de, Karate Türk'te tutmaya devam ediyoruz. Çok özel konuklarımız var bugün. Sevgili Serap Özçelik Arapoğlu, Meltem Hocaoğlu Akyol ve Enes Özdemir bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Merhabalar. Öncelikle çok yakın tarihte Dubai'de, Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Fujairah'da bir Karate One Premier League gerçekleşti. Orada Enes bizi gururlandırdı altın madalyayla. Sizler de Grand Winner oldunuz ve ödülünüzü aldınız orada. Seninle başlayalım istersen. Serap, nasıl geçti? Gittiniz orada, sadece ödül almış oldunuz aslında. Evet. Belki biraz daha müsabakaya çıkmamanın rahatlığıyla biraz seyahat gibi oldu sizin için de. Ve 5. kez bu ödülü almış oldun. Nasıl geçti senin için Dubai? Evet. Ve 2022'deki de ilk organizasyonda aslında, evet. Türkiye şampiyonası oldu. Onu da daha sonra soracağım ama uluslararası anlamda ilk organizasyondu. Orada takip ettiniz. Nasıl geçti? Tek tek sizden alalım. Seninle başlayalım. Şöyle, çok mutlu oldum gideceğim için. Çünkü müsabakaya katılmayacaktık. Biz sadece ödül almak için gidiyorduk. Ama en ucra köşesine müsabakayı verince çok fazla böyle hani ortamı görme şansımız olmadı. Ama müsabakaları takip etme şansımız oldu. Kaliteli maçlar oldu. Fakat yeni bir sistem denediler Dubai'de, Fujairah'de. Pool sistem yaptılar ve gruplardan çıkanları eleme usulü finale taşıdılar. Komitede böyle oldu. Bu sistemi denediler. Yani hangisi daha iyi daha soracak olursanız, bence eski sistem daha iyi. Eski sistemi, evet. Daha mı iyi buluyorsun? Evet, bence sen? Daha iyi. Çünkü bu şekilde olduğu zaman şimdi bazı kilolarda eksik adamlar oluyor. İkinciyi seçiyorlar mesela, grup ikincisini. Neye göre seçiyorlar? Biraz haksızlık da olabilme ihtimali yüksek. Katılımla da alakalı yeni sistem geliştirildi değil mi orada? Evet. Karate, evet. Premier Lig'e katılmak için dünya, evet, sıralamasındaki yerinize göre. Evet, artık. Şöyle ilk 35'teysen, 32'deysen sanırım müsabakaya katılabiliyorsun. Eğer ilk 32'den katılım olmazsa bu sefer daha üst sıralara bakmaya başlıyorlar. Öyle kayıt oluyorlar. Biz de zaten müsabakaya kayıt olmadığımız için aslında müsabakada yarışamadık. Hani gitmişken dövüşseydik güzel olurdu. Hani sezon açılışı olurdu. Ama olmadı. Gittik. Ödülümüzü aldık. Geri soru döndük. Geldi bu arada sizinle ilgili çok. Neden yoklar diye. Biz onu da cevaplamış olayım. Kaydımız olmadığı için biz sadece normal şartlar altında gitmeyecektik. Ama ödül töreni yapılacağından dolayı oraya gitmemiz gerekiyordu. Biz bu sebepten Dubai'ye gittik. Ödül töreni, evet, için ödül normalde töreni dövüşmeye için. Değil. Evet. O zaman Meltem'e geçeyim. Enes, en son sana gelelim istersen. Senin çünkü orada müsabakalarda da bulundun. Altın madalya aldın. Belki baştan bir, evet, hikaye anlatırsın, evet, bize. Tamam. Senin için nasıl geçti Dubai'yi? O anlarda bu arada görüntüler de var. Yine fotoğraflar daha doğrusu. Sizin de paylaştınız. Biz izlerken onlar da gelir. Gittiğimiz kent gerçekten bayağı yoksunluk çektik. Hiçbir aktivite yapabilecek bir durum yoktu. Bir de zaten çölün içinde bir şehir olduğu için. Çölün içinde bir, evet, şehir. Müsabakalara gittik. Bunları deneyimleme ve izleme şansını elde ettik. İlk turnu, büyük turnu olduğu için de o büyük heyecan vericiydi. Sporcular döneme nasıl hazırlanıyorlar vesaire, bunları da anlayabilmek için bizim için güzel bir deneyim oldu diyebilirim. Grand Finale'lik büyük bir onur ve gurur. Senenin en iyisi olmak, sikletindeki birinci sırada olmak tabii ki yeni döneme başlamak için büyük bir enerji kaynağı oluyor size. Doğru. Ve aynı zamanda şöyle bir ekstra durum var. Biz normalde gördüğünüz gibi kırmızı ya da mavi brandalı, yani çizgili karate kıyafetleri giyiyoruz. Fakat sikletinizde Grand Winner'sanız bu sarı gold oluyor. Bu da bir ayrıcalık ve enerji ve kendini daha iyi hissetmek için. Onun ayrıcalığını hissediyor musunuz tatamide? Ben zaten en sevdiğim renk gold. Çok mutlu oluyorum. Ben de güzel olacaktır diye umut ediyorum onun da vereceği bir enerji ve hatırlatmayla. Evet, tebrik edelim o zaman. Teşekkür ederim tekrar sizin. Türk karatesine kattıklarınız, katmaya devam ettikleriniz için. Enes'e gelelim. Sen de katada altın madalya kazandın. Nasıl geçti senin için organizasyon? Hazırlık süreci nasıl oldu? Finalde Japon rakibini mağlup etmeyi başardın. Evet. Biz de takip ettik. Evet. Çok heyecanla ve sonunda zafere ulaştın. Evet. Senin duygularını alalım. Bu maç bizim Türkiye şampiyonası için, Türkiye şampiyonasından sonra hemen ardına olduğu için, Türkiye şampiyonasında da önceden zaten hazırlanıyorduk. Zirve noktasında Türkiye şampiyonasında yaptık. Fujairah'da devam etti bu performansımız. Yeni olimpik sistem
ile devam ettik biz de. Eski sisteme göre bir tık daha değişik. Çünkü 8 tane pool oluyor. 8 pool'dan grubun seri başları 8 kişi yerleştiriliyor ve kura sistemi çekiliyor. Bu 8 pool'da da 4 kişi kendi aralarında maç yapıyor. Hı hı. Yani bu 4 kişi kendi aralarında mecbur maç yapmak zorunda ve en çok puanı alan her tur 1 puan, 3 puan oluyor. Hı hı. Bu 9 puanı kim alırsa bu pool'dan çıkmış oluyor. Yenilseniz de rakibiniz eğer bir başka kişi yenerse tekrar maç yapıyorsunuz. Rakibiniz tekrar sizi yenerse siz yenilmiş oluyorsunuz ve maça veda etmiş oluyorsunuz. Hı hı. Burada ilk pool'da ben hem İtalyan sporcuyu yendim, rakibim. Faslı rakibimi yendim ve en sonunda da pool'dan çıkma maçında Japon rakibimi yendim. Hı hı. Birinci Japon'u orada yendim açıkçası. Evet, ikimiz de şota kastı. İlk Japon'u yani. İlk Japon'u orada yendim. Pool'umdan çıktım. Bir ara verildi. Bu bizim için hem dinlenme arası gibi güzel oldu. Diğer maçlar devreye girildi. Ondan sonra da tekrar olimpiyat üçüncüsü Amerikalı rakibimi yendim, Ariel Torres. Üçüncü turda da çeyrek finalimde yani Amerikalı rakibimi yendim ve bir sonraki tura çıktım. Hı hı. Bir sonraki turda da kardeş ülkemiz Azerbaycanlı rakibimi yendim. Hı hı. Ve finale çıkmaya kazandım. Finale çıkmaya hak kazandım. Final zaten müsabakaları da bizde bir gün sonrasında oluyor. Yani bu pool aslında bana da göre biraz karışık ve diğer pool sistemine göre de bir tık şansını kaybediyorsun. Yani bir tur yenilsen turdan çıkamıyorsun. Hani bir tık haksızlık sen gibi oluyor. Sen de eski sistemin ama daha iyi olduğunu aslında da şöyle bütün rakiplerimize de maç yapmış oluyoruz. Doğru. Eski pool sisteminde 8 kişi kendi arasında maç yapıyordu. En çok puanı alan ilk 4 sıraya yerleşiyordu ve sonraki pool'a çıkıyordu. Tura geçiyordu. Bu biraz daha değişik bir sistemdi. Hem denemiş oldum hem de güzel benim için hani çok da fark etmedi ama hani eski sistem olsa daha iyi olurdu. Çünkü eski sistemde diğer rakiplerimize de nazaran bir şans veriliyordu. Yani hani o 4 kişiden arasından bir 4 kişi daha seçiliyordu çünkü. Hı hı. En azından bir şans yakalıyordu. Hani birinci turda olmasa ikinci turda olabilir gibi bir ihtimal oluyordu. Zaten son final maçına çıkınca da bizim hani bir sağlam rakibimiz diyelim. Zaten Japonya'da da kendisi ikinci en iyi sporcu olarak geldi maça. Kazuma Samoto değil mi? Evet, Kazuma Samoto. İkimizin de stili aynı. Yani puanlar da yakındı tabii bu arada. Tabii puanlar eşit verildi zaten. İlk final puanlar açıklanınca hani finalden sonra bir heyecanlandım açıkçası. Çünkü atletik olarak ondan üstün olduğumu biliyordum. Teknik puanlar eşit verilince bir an dedim acaba kaybedeceğim. Hı hı. Ama çok şükür kazandım. 26 zorlu bir rakibimi yendim ve rakibimin katası da kolay bir kata değildi. Hı hı. Çünkü Gangok katası gerçekten üst düzey performansta ve üst düzey zorlukta bir kata. O katanın da riski çok yüksek olduğundan dolayı rakibim de grupta herhalde en iyi kişi bu. Yani finale de gelmiş zaten önce Premier Lig'lerde de sürekli yarıştığımız, sürekli rekabet ettiğimiz sporcu. Yani ikimiz de birbirimizi tanıyoruz. Zaten genelde rakiplerinizi tabii tanıyorsunuz rakip, genelde değil mi? Yeniler rakiplerimiz çıkmadıkça oluyor. Aynen, altyapıdan, aynen. Aşağıdan gelmedikçe yani gençler çoğunu tanıyor oluyorsunuz. Zaten hep birbirimizi bildiğimiz için o da bana en yüksek katasını çizdi. Ben de ona en yüksek katamı çizdim. Tatlı bir rekabet oluşuyor mu? Rakiplerle diyaloglarınız nasıl mesela? Şimdi biz karatede tekrar döneceğim ama aklıma gelmişken sorayım. Müsabakalardan sonraki o saygı herhalde sporlar arasında en çok öne çıkan karate bu noktada. Hani bazen böyle çok sert maçlar oluyor hakikaten ama yine de bittiği andan itibaren o centilmenliği görüyoruz. Sizin nasıl aslında onu merak ediyorum rakiplerinizle diyaloglarınız. Müsabakalardan sonra gün içinde konuşuyor musunuz, değerlendirme yapıyor musunuz? Var mı öyle bir tabii yakınlık? Mesela örnek veriyorum. Sırayla gidelim. Örnek veriyorum mesela ben bir kızı yeniyorum mesela. Kız hemen sonrasında gibi başarılar diyor. Bütün maçını kazanırsın umarım diyor. Sonra dövüştüğüm arkadaşlarım yani kızlar tebrik ediyor, çok iyiydin diyor. Bunun haricinde bir müsabakada yenildiğim zaman özelden mesaj atıyorlar. İşte üzülme, sen iyisin, bir daha yapabilirsin. Bunların hepsi benim rakibim hani bunu söyleyen. Aynı şekilde ben de mesela bir tane Fransız sporcu vardı yıllardır dövüştüğümüz. Mesela bırakmıştı, sordum sebebini, sordum niye bıraktın.
işte dünya şampiyonasından sonra denemek istemedim dedi. Ailemi seviyorum dedi. Yani birbirimizi bırakmıyoruz aslında. Hani sürekli soruyoruz, ne yapıyorsun? Şu an nasıl gidiyor? İşte yeni bir müsabakaya hazırlanıyor musun? Heyecan var mı? Kendini nasıl hissediyorsun diye. Hep iletişim halindeyiz. Onun haricinde zaten müsabakadan sonra yaptığım bir şeyi müsabakada sert vuruyorsan bilinçli yapmıyorsun zaten. Yani ben kendim için söyleyeyim. Asla bilinçli vurmam. Yani sert oluyorsa da yanlışlıkla oluyordur. Onun haricinde müsabaka sonrasında oturup hani bir şeyler içebiliyoruz. Var mı sizin yakın ilişkiler kurduğunuz rakipleriniz, arkadaşlık derecesine gelen, ara ara halini altını sorduğunuz? Ben seviyorum mesela hem sosyalleşmeyi hem internasyonel ilişkileri. Merak da ediyorum, onlar nasıl yapıyor, neler oluyor, kendime onlardan ne katabilirim ve çoğu fazla şeyi de onlardan kazandığımı düşünüyorum. Özellikle bu konuştuğumuz konularda saygı perspektifi içerisinde yapılan hareketler, birbirini destekleme, yenilme ya da yenme fark etmeksizin. Çünkü zaten DOS felsefesinin vermiş olduğu olay da bu. Oraya en iyisini yapmak için çıkıyorsun ve OS dediğin zaman ben sana vücudumu emanet ediyorum. Evet, sen de bana bunun bilinciyle hareket ediyorsun. Hiçbir şekilde şiddet dolu görünen hiçbir yol olabilir ama kesinlikle bunun yanı sıra o saygı ve anlayış çerçevesi içerisinde herkes en iyi performansını ortaya koymaya çalışıyor. Ve bence sporculuğun amacı da bir taraftan bu. Birbirimize saygı göstermek, en iyisini yapmak için birbirimizi ittirmek ve yükseltmek. Bunun yanı sıra bazen haksız durumlar oluyor tabii ki. O tarz durumlar genellikle yani, hakemlerden vesaire de kaynaklanıyor olabilir. Ve şöyle empati yapıp şunu düşünüyorsun, bu benim de başıma gelebilirdi gerçekten. Ve birbirimize verdiğimiz desteklerle ilerleyebileceğimizi düşünüyorum. O yüzden bunu çok önemli bir faktör olduğuna inanıyorum. Var yani konuştuğunuz arkadaşlar. Enes, senin var mı? Japonlar nasıl mesela? Tabii ki çok, yani Japonlarla aramız... Kazumasa Mato. Tabii ki. Yani finalden çıkınca bize bir ödül veriliyor. Hatta o ödül yerinde de böyle sohbet etmiştik. Güzel bir sohbet etmiştik işte. Hani sen de iyiydin. Hani evet dedi, senin performansın çok iyiydi falan. Hani, tamamıyla düşmanlık yok yani aramızda. Hani rekabet ediyoruz ama sadece o tatemi içinde rekabet. Tatemi... Pardon Enes. Enes'in maçında şimdi Japon'la Enes yarışıyor. Japonlar da bizim önümüzde oturuyor. Birinci olan kız var ya hani. Ondan sonra mesela Enes katıyor işte, wow yaptı evet. Ve alkışlamaya başladı. Onu ben yani de söyleyeceğim. Evet, güzel hiç, bir noktaya evet parmak bastı. Senin finaldeki performansın, biz uluslararası olarak da Müsabakalar Sports TV'den yayınlanıyor zaten, evet, biliyorsunuz. Evet. Uluslararası olarak da baktığımız zaman senin finaldeki performansın hakikaten çok büyük beğeni aldı. Uluslararası yayınlarda da dikkat çeken tepkiler duyduk. Evet. Biz onunla ilgili ne söylersin yani? Nasıl başardın? Ya hani her şeyin... Biraz da kendini övebilirsin. Evet. Yok hani övmeyi sevmem de aslında hani her şey bir çalışmak. Çalışınca derler hani Allah nasip ediyor gerçekten. Bir emek yatıyor aslında. Ben 15-16 yıldır bu sporu yapıyorum. 4 yaşında başladım ben. Çok küçük yaşta başladım. Hani 16 yılın emeğini o tatemide sergiliyorsun. Hani bu böyle tepkiler almak da beni mutlu ediyor. Bizi aslında yaptığımız işe daha çok motive ediyor. Hani dışarıdan da bu tepkilerin gelmesi, yabancı ülkelerin iyi tepkiler vermesi. İşte Serap anlatıyor, tabii, bak, evet, duymuşlar evet orada Japonların yani, tepkileri. Böyle şeyler güzel. Hatta benim Avrupa Şampiyonası'nda 2021 Aalborg'da, evet evet, Aalborg'daki Avrupa Şampiyonu'nda unsu çizmiştim. Tekrar yine U21'de yarışıyorum. Hani oradaki çizdiğimde orada hakemler ön masada oturuyordu. Ben oradaki hakemin, bilgisayardaki masasındaki hakemin wow deyişini duydum. 4 tane yumruk vuruyorum ben sağa sola. Aynen. Yere düştüm, o wow deyişi duydum. Yani dedim demek ki iyi yaptım. Daha çok motive oldum. Ben yaptıkça yapasım geldi. Yani güzel tepkiler almak bizim de hoşumuza gidiyor, motive ediyor. Peki o zaman olimpiyatları tabii sizle o süreçten sonra ilk kez bir arada oluyoruz. Karate olimpiyatlarda yer alması çok önemliydi. Şimdi Paris'te olmayacak ama sonra tekrar olması gündemde. O süreci soracağım. Yani orada olmak nasıl bir duyguydu? İşte olimpiyat köyünün deneyimleri, Team Türkiye olarak neler yaşadınız? Çok özel deneyimler olduğunu düşünüyorum. O yüzden onu soracağım. Türkiye Şampiyonası'na gidelim. Yakın zamanda Türkiye Şampiyonası düzenlendi. 2022'nin de aslında açılışı oldu bir anlamda. Türkiye Şampiyonası nasıl geçti sizin için? Organizasyon anlamında biz de takip için oradaydık. Orhan, sevgili Orhan Aşkıner takip etti yerinden. Ve
Organizasyon kalitesi anlamında bir Avrupa şampiyonası ya da işte iyi bir karatavan Premier Lig havasındaydı dedi. Siz de aynı fikirde misiniz? Evet, gerçekten senin ilk organizasyonuydu ve yeni federasyon, yeni yönetimin ilk organizasyonuydu. Çok güzeldi. Yani özene bözene yapılmıştı her şey. Kaliteliydi yani. Kargaşa yoktu, belirsizlik yoktu, kalabalık yoktu. Her şey belirli bir sistem içerisinde ilerledi. Organizasyon benim için çok güzel geçti. Ben zaten... Tabii bireysel olarak nasıl geçtiğini de bize anlatmanızı istiyorum. Şöyle yani Türkiye şampiyonu oldum orada. Aynı zamanda milli takım seçmesi oldu ertesi günü. Onu da kazandım çok şükür. Çok büyük sürprizler evet. Değil artık bunu. Ama şöyle hani uzun zaman sonra yani bunu tatmak iyi geldi. Hı hı. Performans olarak da kendimden hoşnuttum açıkçası. Benim için bir teşvik oldu. Yani önümde bir umut oldu diyebilirim. Çünkü sordunuz ya hani olimpiyat ondan sonra dünya. İlk hezimete uğradıktan sonra. Hezimet kelimesini evet, kullanmadım. Evet ya ben bunu ne bileyim hani hep söyleyesim geliyor. Benim için biraz öyle gibi çünkü. Ondan sonra hani. Çünkü beklenti çok büyük olduğu tabii. için öyle hissediyor evet. olman normal ama. Öyle. Hepinizden beklenti çok büyüktü evet. her zaman olduğu gibi. Ondan çünkü... sonra böyle bir performans sergilemek yani. Hoşuma gitti açıkçası. Yani yeniden döndüm evet, dercesine. Evet aynen öyle. Aynen diyorsun. Öyle oldu. Tekrardan sıfırdan başladık ve ayağa kalktık. Umarım da en güzel şekilde devam eder. Meltem. Organizasyon açısından senin ilk turnuvası ve Türkiye adına yapılan güzel, başarılı bir organizasyon olarak başladı ve tamamlandı. Bu konuda çok mutluyum ve gerçekten onlarca müsabakaya, Serie A ya da Premier Lig'lere gittik. Bundan çok çok daha kötü yüksek bazılarını düzeyde şampiyonluğa biz bile hissediyoruz gidelim. Buradan. Yani işte VAR'a geçişler bazı Premier Lig'lerde mesela. İstanbul'da da yapılmıştı geçtiğimiz sezon değil mi? Evet. Bir İstanbul'da yapılanla işte başka isim vermeyeyim şimdi ama hakikaten onu hissediyorsunuz bazen yani. Evet, fark ediyor. Ya, devam et. Fark lütfen. Edilebiliyor gerçekten. Siz çok daha yakından hissediyorsunuzdur tabii. Evet, ya organizasyon gerçekten büyük bir adımıydı bunun doğru şekilde ilerlemesi. En profesyonel yollarla da yapıldı ve sonuçları da ortada diye düşünüyorum. Bu da Türk karatesini, spordaki karatenin yerinde hak ettiği yerlere ulaştıracaktır. Bence en büyük eksiğimiz maalesef seyirciydi. Hı hı. Ki Kocaeli seyircisi de aslında ilgilidir, alakalıdır ve merkezi bir yerdeydik. Hı hı. Ama o açıdan bir tık içimiz buruk sanırım. Çünkü birçok müsabakada yurt dışında özellikle Fransa'da bunun anlayışı ve sistemiyle gidildiğinde seyirciyle çok daha güzel ve renkli, heyecanlı hale geliyor. Benim için iyi geçmedi maalesef. İlk müsabakamda bir darbe aldım ve dudağım patladı. Doktor müdahaleleri vesaire derken devam edemedim ve benim için seçme haftaya olacak. O şekilde olsun, ilerleyeceğim. İletelim sana. Çok teşekkürler benim biraz. Şu an gayet iyi gözüküyorsun. Evet, kronikleşmiş bir durum. Yani her müsabakada biraz olmasa olmuyor gibi bir durum var maalesef. Önümüzdeki maçlarla ilerleyeceğiz. İnşallah. Enes, sen neler söylersin? Benim için de fena geçmedi. Ben üçüncü olarak tamamladım müsabakayı. Turda Ali Sofoğlu'yla rekabet ettik grup finalinde. Ona mağlup oldum. Önümüzdeki yıllarda da inşallah hedeflerim büyük. İnşallah hedefleri geliştirmek için de çok çalışacağım. Umarım iyi olur her şey. Yani zaten işte Karatavan Premier Lig'deki performans evet. bize bir şeyleri gösteriyor aslında. Teşekkürler, sağ olun. Gelecek için tecrübeli isimler de yanındayken. O zaman araya gitmeden önce olimpiyat sürecini sizden dinleyelim. Şimdi olimpiyatlardan önce Eray'ı burada konuk etmiştik. Karate benim hayatım için çok çok önemliydi. Hep en önemli noktada tutuyordum ama olimpiyat ihtimali doğduktan sonra bambaşka bir noktaya geldi dedi. Yani olimpiyatın hayali bile beni bu işe daha da bağladı dedi. Dolayısıyla evet üzgün olduğunuzu biliyorum. Biz de en az sizin kadar üzüldük tabii ki. Ama orada bulunmak, Türkiye'yi temsil etmek, işte Team Türkiye olarak, ekip olarak orada olmak nasıldı? O duyguları paylaşmanızı isteyeceğim size. Şöyle ben aslında bakarsanız böyle 2016 senesinde falan bir bırakayım düşüncesine girmiştim. Daha sonrasında karatenin olimpiyatlara alındığı söylenmişti. Dedim ki niye bırakıyorum? Zaten yıllardır herkesin hayalini kurduğu olimpiyatlar yani. Hı hı. Belki bana nasip olacaktı.
O zamana kadar da rankingde sıralamam yüksekti ama olimpiyat için puanlama sıfırdan başlayacaktı. Ben de bu hedef doğrultusunda ilerlemiştim. En başından beri yarışmayı zirvede götürdüm. Olimpiyatlara da zirvede gittim. Belki orada benden beklenti çok yüksekti. Herkesin bir beklentisi vardı. Kesin altın madalya vesaire. Ondan sonra ben böyle açıklamaya çalışıyorum. Yeniledebilirim. Hani her ya şey sizin olabilir. Sizin için gümüş bile belki de kesmiyordu. Altın olsun diye. Evet, herkes öyleydi. Ben mesela şey diyordum mesela. Birisi yüzmede çeyrek finale kalıyor mesela. Onun sevincini yaşıyordu. Ay diyordum hani finale ya bunun sevinci birinci, ikinci, üçüncü olmak hani hedef. Nasıl olur falan diyordum. Hiç şey düşünmedim mesela. Oraya gitmek, oraya gideyim, katılayım yeter diye hiç düşünmedim. Ama elimden gelen çabayı gösterdim. Elimden gelen antrenmanı yaptım. Fedakarlığı yaptım. Demiştim ki sonuç nasip yani. Nasip olmadı. Orada hiç ben değildim sanki. Meçhuller. Hiç İzliyor bilmiyorum. Musun arada? Hayır, hiç izlemem. Ben zaten yenildiğim müsabakaları izlemem. Öyle mi? Evet. Orada da herkese yenildiğim için hiç yani. Sadece şey... Antrenörlerin kızmıyor mu buna? İzlemiyorum diye mi? Evet. Yani neden kaybettiğine bir biz zaten mesela... Ya da onlar izleyip sana mı aktarır? Şöyle hani biz yıllardır Levent Hoca ile birlikteyiz biliyorsunuz hani. Levent Hoca ile şöyle çok emeği var sağ olsun. Her müsabakadan sonra bir değerlendirme yapardık. Hani yensem de yenilsem de işte şunu iyi yaptın, şurada yanlış yaptın. Ondan sonra hep onun istişaresini yapardık karşılıklı. Daha sonra işte yenildim. Niye yenildiğimi de biliyorum. Çok tutuktum. Kendime güvenim yoktu. Bir şey olsaydı müsabakadan çekilseydim falan hani o düşünceler içerisindeydim. Bitti. Ondan sonra düşündüm ki arkadaşlarım derece yaptı. Çok güzel madalya kazandık. Yani en çok madalya kazanan branş olduk. O çok güzeldi. Sonra düşündüm dedim benim yerimde olmak isteyen birçok insan vardı. Çok şükür ki ben oradayım. Ama hedef büyük olunca ne yazık ki onun sevincini de yaşayamadık. Ama gerçekten olimpiyatların karate branşına katkısı çok büyük oldu. Değer gördük. Böyle bir branş varmış, herkes bunu gördü. Ve ki aslında bence olmalı. Hep seyir olmalı zevki bence. Gerçekten çok yüksekti. Hani herkes çok beğendi. Böyle sıradan duran müsabakalar olmadı. Hep bir action oldu. Herkes çok sevdi. 2024'ten niye çıktı çok anlamsız buluyorum. Orada olimpiyat komitesinin tam olarak ne yapmaya çalıştığını aynen, şu anda... Aynen. Yani karate bir yere gelmişti. Çok güzeldi. Ama oradan çıkarak şu anki tek soru işareti... Acaba değersizleşir mi? Çünkü biliyorsunuz olimpik branşlar ülkemizde farklı, amatör branşlar daha farklı. Yani umarım o değeri kaybetmeyiz. Ben inanıyorum ki gelecekte çok güzel, çok altın, daha fazla altın madalya alabiliriz karate branşında. Biz bir kapı açtık. Umarım devamı gelir diğer arkadaşlardan. Umalım. Teşekkür ederim. Meltem senin için. Sen neler söylersin? Tabii ki çok büyük bir gururdu. Büyük zorlu bir mücadelenin sonunda bir de pandemiyle birlikte artı bir senenin de üzerine geldiği bir çalışma dönemi ve hayatımızdan hayatımızda geçen 5 seneydi diyebilirim. Tabii ki bunun çok çok öncesi var ya. Ben de 7 yaşında başladım. 7. Tüm oraları ikinci bölümde biraz daha böyle gençlere mesajlarınızı falan alacağım. Tüm bu emeklerle gidilmiş bir yoldu. Diğer sporculardan öğrendiğim kadarıyla daha önce olimpiyata giden sporculardan olimpiyat başka aslında daha eğlenceli, daha farklı, daha zevkli vesaire ama pandemi tabii ki büyük bir vurgundu tüm dünya ve özellikle olimpiyatlar için. Bize de böylesi denk geldi, nasip oldu diyebilirim ama ona rağmen ben hep şunu savunuyordum. Evet karate olimpik bir branş değil ama olimpik düzeyde yarışan, katılım sağlanan, dünyada değer gören ve ilgi gören bir spordu. Neden giremiyoruz? Biz de bunu hak ediyoruz. Ama bir tık işin içine girince ve olimpik olunca çalışma sistemi, bilinç, belki de yaşımın ve tecrübemin getirdiği, vermiş olduğu anlam, diğer sporcularla olan etkileşimler sayesinde daha iyi anlayabildim aslında olimpik ne demek. Ve oraya olimpiyat köyüne gidince gerçekten bir rüya gibi, pandemiye rağmen. İşte onları biraz evet, dinlemek. Evet, bir rüya gibi bir ortam. Ve pandemi olduğu için tabii maske, mesafe, temizlik, çok fazla sosyalleşemiyorsun. Eğlenceli taraflarını yaşayamıyorsun. Ama onun yanı sıra en iyilerle oradasın. Dünyanın en iyisi ve birçok branş. Ya gerçekten bazen bu benim de suçum olabilir ama duymadığım bir branşın evet olimpiyatlarda takımları varmış. Ülkemde esamesi okunmuyor ama bazı ülkeler o konuda bir numara vesaire. Bu bir tık beni üzdü açıkçası. Yani hiç ismini duymadığım ülkelerin bambaşka branşlardan derece yapması tabii ki. Ama dönüp baktığımda
Her geçen sene bunu da anlıyoruz yapılan derecelerden ve getirilen başarılardan. Team Türkiye olarak çalışmalar karşılığını veriyor. Derecelerle, birlik olarak, kurduğumuz ilişkilerle ve bize verilen özellikle değerlerle bunu ileri sürme, Türk bayrağını dalgalandırma, bunu en iyi şekilde orada temsil etme şansını elde ettikçe herkes elinden geleni fazlasıyla yapıyor bence orada. Buna yoğunlaşılmıştı. Böyle bir atmosfer vardı. Bunun da karşılığını en iyi şekilde alındığını almayanlar için bile yani düşünüyorum dünya karatesinde bugüne kadar karate yapan ve benim sikletimde özellikle birleşen bisikletti. 68'de artı 68 birleşti. Dönüp baktığımda tüm dünyada 10 kişiden biriydim yani. Bu da evet, çok bu. Çok büyük bir başarı olarak gözler önüne alınıyor açıkçası. Diğer branşlardaki milli sporcularımızla nasıldı Olimpiyat Köyü'ndeki ortam? Hepsi çok tatlı, çok iyiydi. Hiç sıkıntı yoktu gerçekten. Hepsi çok iyiydi. Ortam çok güzeldi gerçekten. Hani birlik bütünlük vardı. Hı hı. Ve herkes birbirini... Yeni tanıştığınız arkadaşlar oldu mu? Yani Türkiye'yi temsil eden ama daha önce... Gerçi Brandon Spor Summit'te de evet, hepsiyle bir araya gelme şansımız oluyor ama... Evet, biraz tanıyorduk açıkçası birbirimizi. Böyle çok fazla yeni kişilerle sohbet etme şansımız olmadı tabii ki. O zaman kısa bir ara rica edeyim. İkinci tabii. bölümde devam edeceğiz. Değerli izleyenler, Karate Türk'te kısa bir reklam arası. Aranın ardından tekrar karşınızda olacağız. Reklamların ardından Karate Türk'e devam ediyoruz. Serap Özçelik Arapoğlu, Meltem Hocaoğlu Akyol ve Enes Özdemir bizlerle birlikte. Evet, sohbete kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi olimpiyatları konuştuk, Karate One Premier Ligi konuştuk. 2022 sezonuyla ilgili aslında genel hedeflerinizi tek tek sormak istiyorum. Antep'te olacak Avrupa Şampiyonası, yine İslam oyunları, o da ülkemizde gerçekleşecek. Ve tabii Karate One Premier Ligler yine katılacak mısınız, içinde bulunacak mısınız derken bir Avrupa Şampiyonluğu, birer Avrupa Şampiyonluğu daha gelir mi? Nedir hedefler? Bu sefer böyle başlayalım. Meltem. Sezonun son maçıydı olimpiyatlardan önce Avrupa Şampiyonası. Benim de eleme usulü yapılan müsabakalarda son maçımdı. Orada belli olacaktı. Olimpiyata gidip gitmeyeceğim kesinleşecekti açıkçası. Onun da vermiş olduğu bir enerjiyle final yaptım ve Avrupa Şampiyonluğu elde ettim. Ve aynı zamanda takımda da kadın takım olarak ikinci olduk. Böyle çifte madalya bir de güzel bir kupayla geri dönmek çok büyük bir enerjiydi. Bu sene de dediğiniz gibi Avrupa Şampiyonası Gaziantep'te. Buradan hazır söylemişken herkesi bekliyoruz. Tabii herhalde ev bir seyirci olacaktır. Ya. İstanbul'da, İzmit'te daha önce olmuştu değil mi? Yakın zamanda İstanbul ve İzmit'te. Evet, ben ikisinde de final yaptım. O yüzden ev sahibi olmanın da büyük bir enerji ekstrası oluyor. Bunun da farkındayım açıkçası. Hı-hı. Aynı zamanda İslam oyunları, gene son İslam oyunlarında da birinci olmuştum. Bu sene de ev sahibiyiz, Konya'da olacak. Hı-hı. Daha sonrasında Akdeniz oyunları var. Orada da final yapmıştım. Daha sonrasında dövüş oyunları, dünya dövüş oyunları var. Hı-hı. Aslında o da Amerika'da olacak. Büyük bir heyecan olacak sezonun son maçı olarak. Hı hı. Şu anda listemizde... Sezonu onunla mı kapatacaksınız? Listemizde yani? Bunlar var eğer gidebilirsek evet. Hı hı. Evet. Devam edelim. Bitti mi? Evet. 2022 ile ilgili. Enes, sen 2022'den neler bekliyorsun? Hedeflerin neler? İyi bir başlangıç yaptın aslında. Herhalde evet. Yapabileceğin en iyi başlangıcı yapmış oldun. Evet. Kendi. Bundan sonra 2022'den beklentin neler? 2022'den ben hem büyüklerde hem de kendi U21'de yaş kategorimde yarışıyorum. Hı hı. Zaten yaşım daha 20. Önümde uzun yıllar var. İnşallah bol bol madalyalar olacak. İnşallah, inşallah. Tarih yazma gibi de hedefim var. Bizim Japon rakibimiz Kyuna 4 dünya şampiyonu bir olimpiyat şampiyonluğu aldı. Allah nasip ederse ben 5 dünya
İki de olimpiyat düşünüyorum tabii, karate olimpiyatlara girerse. Hedef yani, bu belirlendi. Hedeflerim evet yani. Hedefim büyük. Başaracağıma da ben kendim inanıyorum. Kendimde özellikle o kapasiteyi görüyorum. Umarım 2022 ve diğer yıllarda inşallah güzel geçer. Şöyle sorayım, önemli değil mi bu? Şimdi tecrübeli iki isim olarak ya kendinizi şöyle... o yıllara götürdüğünüzde onun yaşındayken ki bu inanç herhalde önemli. Ama Enes de fazlasıyla. Fazla mı geldi biraz? Bilmiyorum hani çok mesela 5 dünya dedi, 2 senede bir dünya şampiyonası yapılıyor. Hani öyle düşünürsek sonra 2'de olimpiyatlar, 2'de olimpiyatlar Rafael diyor. Rafael gibi o da. Daha olursa kadınlarda zaten katacı 40 yaşında Sandra Sanchez. Olimpiyat katada şampiyonu. Biraz daha mı ileri yaşa kadar kabul ediyor galiba acaba yoksa? Ya şöyle aslında sizin devam etmeye ve vücudunuzla alakalı bir durum. Kişiye bağlı yani. Tabii evet. Kişiye kişisel bir durum. Sence? İyi mi yoksa sana da fazla iddialı mı geldi? Hayır, çok büyük bir motive. Büyük bir motive, kişiden kişiye göre de değişen bir motive sistemi. Üçümüzün de ayrı bu. Senin nasıl mesela, sizin nasıl motive sistemleriniz? Ben maç maç yani turnuva turnuva bile değil. Maç maç ilerliyor tabii ki, herkesin en büyük motivesi en zirvedir, altındır. Bu şekilde ilerlemesi onun profesyonel bir şekilde gittiği anlamına da geliyor bir açıdan. Serap, senin Avrupa şampiyonalarında 7 altın mı vardı? Takımla beraber 7 altın, Ferdi de 5 altın var. 2'de gümüş var. Kaç tane bronz? Onu hesaplamadım. 5, evet Ferdi 5 tane ama takımla beraber 7 altın. Bunların hepsi büyüklerde. Sen Poretz'te... Evet, Ferdi olarak ilk Avrupa şampiyonluğunu daha önce almıştım. Finaller takımla yaşadık. Da 2 tane vardı değil mi? Takımla iki da altın, evet, daha önce. 2 altın. Senin peki nasıl, yani siz demek ki başarmışsınız. O yüzden soruyorum motivasyonunuz nasıl oluyor diye. Belki örnek olur. Ya şöyle, sen nasıl motive ediyorsun kendini? Ben de aslında müsabaka. Yani bir müsabaka iyi geçiyor. Ondan sonra önümüzdeki başka bir müsabaka oluyor. Sıfırdan başlamam gerekiyor. Ama mesela Enes gibi böyle... Çok uzun hedefler hani koyarak hiç düşünmedim aslında. Mesela hani, 20 yaşındayken diyor muydun ben 5 tane Avrupa şampiyonu hiç olacağım? Hiç aklım ama şu vardı, yapan ablalarımız vardı. Gülderen Çelik, Yıldız Aras vesaire, hani. Mesela Yıldız Aras çok altını vardı. Diyordum ki o kadar alınır mı? Ondan sonra hani alabilir miyim? Almak isterim. Hani hep böyleydi. Çünkü ama o zaman bisiklette yarışmıyordun. 3 siklette yarışıyordun. Hem açık siklet oluyordu, hem takım oluyordu, hem ferdi oluyordu. Yani onların o kadar derece etme şansı daha yüksekti. Ben de bak, nereden bakarsanız yani hiç hayal değil aslında. 17 senedir milli takımdayım. Tabii. Yani çok şükür 17 senenin hiçbir senesini boş geçmedim. Her sene mutlaka bir derece yaptım. Sadece 2009 senem boş geçmişti. O zaman bir şey oluyor. Hani bir daha olacak mı, olmayacak mı diye bir düşünceye kapılıyorsun. Ama tabii ki zaten pes edersen bir hedefin kalmıyor yani. Harekete geçmek için bir nedenin kalmıyor. Hep sıfırdan başladım. Hep antrenmanlara sıfırdan başladım. Hep düşüncelerime sıfırdan başladım. Ve bu zamana kadar geldim. Tabii ne kadar devam eder bilmiyorum açıkçası. Zaman niye gösterir hiçbir şey bilmiyorum. Geliyordur tabii bu soru. <değil mi? gülüyor> Çok geliyor yani, ne zaman bırakacaksın. Ama benim yüzümden de oldu. Her branşta çok öne çıkan, uzun yıllardır artık evet, alıştığımız, bize başarılarını alıştıran evet, isimler var mesela. Voleybolda da sürekli Eda kaptana sorulur ne kadar daha devam, ne kadar daha devam. Sizler de öylesiniz. Şimdi Türk karatesinde çok önemli işler başardınız. İnsanlar tabii bitsin istemiyorlar, o yüzden soruyorlardır. Yani var mı kafanızda bir şey? Ya şöyle mesela ben, bu yanlış aslında bizden kaynaklanıyor biraz. İşte bazen bir açıklamalarda bulunuyoruz işte şu müsabakadan sonra bırakmayı düşünüyorum diye. Aslında öyle bir şey yok. Yani yenildiğin zaman yenmek istiyorsun, yendiğin zaman tekrar yenmek istiyorsun yani. Vücudunda bir sakatlık yoksa, fiziksel olarak ve mental olarak kendini sağlıklı hissediyorsan ve yapabildiğini görüyorsan tabii ki devam edersin. Ben kendi kendime şunu söylemiştim. Türkiye şampiyonası benim için başarısız geçerse derdim ki Serap tamam sen artık buraya kadarmış. Senden olmuyormuş derdim. Öyle bir önemli bir evet, eşikti yani. Türkiye ama şu var hani bunu sanırım dedim ama ben ama antrenman yapmayı bırakmadım. Tabii canım. Antrenman evet, yapıyordum, hazırlanıyordum. Türkiye şampiyonası çok güzel geçti. Tamam dedim Serap devam edebilirsin dedim. O şekilde yani. O yüzden şu an hani hedefim şu zaman bırakırım, bu zaman bırakırım değil. Değil. Beni nereye kadar götürürsün? Organizasyon, evet, organizasyon. Aynen. Turnuva, aynen, bakacağım aynen diyorsun. Sen de aynı şekilde herhalde değil mi? Ya bu profesyonel bir bakış açısı. Kişiden
kişiye göre de değişiyor. Yani dünya klasmanını düşündüğümüz zaman. Sen konularda kişiden kişiye değiştirilmesine net bir şekilde basıyor. Yani Muhammed Ali gibi bir boksörü düşünün. ve tabii ki yenilgileri de olmuştur ama artık dünya çapında bir efsane. Michael Phelps örneği var, Djokovic örneği var, Federer vesaire. Nadal mesela çok ciddi bir sakatlıktan geldi. Acaba bırakacak mı derken yeniden ayağa kalktı. Herkes 21. için büyük değişimler ve olaylar söz konusu. Ama ben kişilik yapısı bakımından da hep hani bir sonraki şeklinde ilerleyen bir sporcuyum. Tabii ki herkes en üste odaklanıyor. Onun odağı bu tecrübelenmeyle ve zamanla kendini öğrenebileceğin bir yola dönüşüyor bence. Herkes de öyle keşfediyor kendini. Sen kişisel gelişim konusunda uzman gibi konuşmaların genelde. Aslında konuşmaya çalışıyorum çünkü herkes her açıyı görsün, fark etsin istiyorum. Bir sporcu sadece bir sporcu olmamalı. Zaten bu hani bıraksam mı bırakmasam mı sonra ne yapacağım? Çünkü ömür boyunca bu mücadele ve sürekli hareket, sürekli bir sonraki turnuvaya hedeflenerek çalışmış bir ömür yaşıyorsunuz. Ve onun sonrasında ne zaman bırakacağım? Tabii ki en üste bırakmak istiyorsunuz. Tabii ki en iyi şekilde hatırlanmak. Çünkü ne yaptıysan en son yaptığınla hatırlanırsın. Ve yine kariyerin söz geldi. Kariyerin orada bırakmak istemiyorsun işte. En iyisi olmayınca. Evet, bırakmak istemiyorsun. O yüzden rekabet ruhunla kendini en iyi şekilde hatırlatmak, orada devam etmek. Sonra da kariyerini bu donanımlarla ileri işe yarar bir şekilde insanlara yararlı olmak için kullanmalısın. Şunu sorayım o zaman. Biraz daha senin istediğin gibi profesyonel bakış açısıyla bıraktıktan sonra antrenörlük düşünür müsünüz? Yani karatenin içinde kalmayı planlıyor musunuz? Bence zaten karatenin bize hayatımız oluşturan bir yönü var ve bunun karşılığını da vermemiz gerekiyor. Yani karate ondan aldıklarımızı, bize kazandırdıklarını bir şekilde ona geri vermemiz, bunun için faydalı olmamız gerekiyor. Ama bu ne açıdan olur onu zaman gösterir tabii ki de. Herkesin ilgi alanına göre de değişir. Kimi antrenör olarak, kimi yönetim bazında, kimi farklı açılardan devam eder ve etmeli de bence. Ben çok isterim çünkü biliyorsunuz. Bu tecrübeleri evet. Herhalde aktarmak evet. İstersiniz. Çünkü mesela ben maçı izliyorum. Şu anda bile çok affedersin evet. Böldüm ama ben eminim ki çünkü biz sizin müsabakalarınızı yayınladığımızda Türkiye'nin her yerinden o kadar çok mesaj geliyor ki ve mesela fotoğraflı mesajlar geliyor. Mutlaka size de geliyordur evet. Zaten ama biz bile görünce böyle işte küçük yaşta oldukça küçük yaşta sporcular televizyonda işte sizin müsabakanızı izlerken kıyafetlerini giymiş oluyor bazen. Bazen işte oturmuş ailece izlemiş oluyor. Yani ben şu anda bile ekranda olduklarını düşünüyorum. O yüzden en son böyle bu konuda da bir belki mesajınızı, fikir vermenizi isteyeceğim. Bunu söylemek istedim. Şu anda bile bir örneksiniz aslında. Hala yarışmaya devam ederken bile. Çok sağ olun. Ben de onu diyeceğim. Mesela bir müsabaka izliyorum. Diyorum ki şunu vursa çok iyi vurur diyorum. Direkt o tekniği yapıyor mesela. Yani böyle bir etkileşim halinde olmak, ne hissedersem onu söyleyip yönlendirmek, sporcuyu kendi haline bırakıp işte aynı duyguyu, o duyguları yaşamak. Çünkü dediğiniz gibi hani sporun belli bir zamanı var. Tabii bu ne kadar olur onu bilmiyorum, onu söylemiyorum. Ama bittikten sonra da yine işin içinde olman gerekiyor. Çünkü yıllarını vermişsin. Bir anda bırakıp gitmek olmaz bence. Yani öğrendiğin bilgileri, teknik taktikleri gelecek nesillere iyi bir şekilde aktarman gerekiyor. Hı hı. O yüzden ben kesinlikle iyi bir antrenör olmak istiyorum. Şuradan anlaşılıyor mu senin zaten? Yani müsabakayı izlerken şunu yapsa falan evet. Dediğinde diğer sporlarda da bu böyle. Yani direkt İçinden empatik, bu geliyorsa evet, demek direkt, ki bu mesela istiyorsun. Hatta bunu dile getiriyorum. Yanımdakine söylüyorum. Diyorum ki şunu vursun diyorum. Vuruyor. Ondan sonra diyorum ki bak şimdi burada bunu yapacak. Yapıyor mesela hani. Yorumcu olarak da gelirsin bize o zaman. Şey. Tamam. Gelirsin. Anlaştık. Müsabakalarda. O zaman şunu soracağım. Geçtiğimiz hafta Karate Türk yeni sezonunun ilk bölümünde Sayın Başkan Aslan Abit Uğuz'u ağırladık. Ve Karate Federasyonu'nda da yeni bir dönem başladı. Hedeflerini konuştuk. Aslında ben merak ettiğim ne varsa sordum. O da içtenlikle cevapladı. Bir kez daha teşekkür edeyim. Özellikle altyapı noktasında kulüp çok fazla kulüp var. Nasıl sporcu yetiştirebiliriz? Belki okullarda bu işi hani siz de biliyorsunuz belki. Özellikle ilkokul ve lisede beden eğitimi dendiğinde bir futbol topu, bir basketbol topu gidiyordu. En azından belli bölgelerde belki karate olabilir mi diye işte hakemler konusu birçok noktada konuştuk. Sizlere sorayım yeni dönem neler getirdi ilk etapta Sayın Başkan'la mutlaka görüşüyorsunuzdur. Bu konuda seçimden sonra neler oldu?
gibi işte soralım size. Benden mi başlıyoruz? Enes'ten başlayalım bu sefer. Yani tabii karatenin her yere yayılması, her yerde olması güzel bir şey. Zaten karate sanırım Türkiye'deki en yüksek lisanslı branş diye biliyorum ben. Bunları okullara yaymak güzel olacağını da düşünüyorum. Çünkü dediğiniz gibi beden eğitimi deyince akla bir top bir şey verip hani öyle oynayın gibisinden bir şey alıyor. Ve şu anki de öyle devam ediyor. Ama bunların yanı sıra işte böyle ek branşlar gelirse ve karate gibi böyle güzel bir branşlar gelirse ben daha fazla ve daha kaliteli sporcu çıkabileceğine inanıyorum. Çünkü Türkiye'de bu sadece karate değil, başka branşların da bence böyle gelmesi lazım. Çünkü tabii, bir muhakkak. Atletizm veya bir karate, tekvando, jimnastik, herhangi bir branş, yani Türkiye'deki bu yeteneklerin keşfedilmesi lazım diyorum. Var mı söylemek istediğiniz? Biz de beden eğitimi öğretmeniyiz zaten normalde biliyorsunuz. Okullarda bir tabu var yani öğrencilerde, beden eğitimi dersinde top verin oynayalım. Tabii öğretmen bir şey yaptırmak istese de... Şeylere, evet, öğrencilere bir şey yaptırmak istediğin zaman bile hani direkt kapalılar. Zaten öğretmenim hep sınıftayız, ne olur serbest bırakın falan, hani o kafadalar. Bazen soruyorlar öğretmenim karate öğretir misiniz diye. Diyorum ki hani ben beden eğitimi öğretmenim, karate antrenörü değilim. O yüzden karate öğretemeyeceğim. Ama şu var, halk eğitimin vesairenin karate dersi veriyorlar biliyorsunuz. Ama bunlar çok böyle düzenli olmuyor. Yani kısa süreli oluyor işte okullarda verilen eğitim vesaire. Kulüp bazı olduğu zaman devamlılık oluyor. Altyapıda şöyle bir sıkıntı var. Çocuklar çok güzel bir eğitim alıyorlar. Devam ediyorlar. En ufak bir başarıdan sonra ben oldum havasına giriyorlar aslında. O ama karate ile ilgili değil. Genel olarak. O bizim bütün sporlarımızda maalesef. Evet. Ben oldum havasına giriyorlar. Çabuk oluyor. Sonra devamlılık olmuyor. Yani çok çabuk tüketiyoruz her şeyi. Her şeyi. Doğru. Yani. O yüzden biraz sabır gerekiyor aslında yeni nesle. Öyle söyleyeyim. Devamlılık olması için sabır gerekiyor. Ve ben oldum havasına girmemek gerekiyor. Her zaman bir eksiğim vardır. Bunun farkında olman gerekiyor. Yani altyapı çalışmaları şöyle, biz açıkçası buradan Şahin Hocama da selam olsun. Mahalle arasındaki kulüplerde yetiştik biz. O kulüplere biraz aslında destek olunsa, değer verilse çok iyi sporcular çıkar diye düşünüyorum. Bu sadece karate branşı için değil. Şu an İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sporcusuyum. Gerçekten inanılmaz profesyonel bir şekilde ilerliyoruz. Yani karate zaten iki tane Büyükşehir Belediyesi, bir Kocaeli, bir İstanbul. Bu konuda çok iyiler. Bunların çoğalmasının gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü özel kulüplerde biliyorsunuz kendi imkanlarınızla hareket etmeye çalışıyorsunuz. Ama belediyelerde böyle bir sıkıntınız olmuyor. O yüzden avantajı çok büyük oluyor. Çocukta... Kulüplere destek de önemli olduğunu. Evet, işte onu demek istiyorum. Kulüplere destek olduktan sonra çocukta şu kaygı olmayacak. Hani ben işte bunun masrafını nasıl aileme söylerim tarzında bir endişe olmayacak. Ve rahatlıkla müsabakalara gidebilecek. Kendim yaşadığım için bunu söylüyorum. O yüzden hani hem çocuğun yaşam kalitesi, antrenman yaptığı yerin kalitesi artacak. Hem de kafasında soru işareti olmayacak. Aileler de gönül rahatlığıyla çocuğunu gönderebilecek. Bu şekilde ben karate branşının daha iyi yerlere gelebileceğine inanıyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Meltem, şöyle de destekleyeyim soruyu. Altyapıdan ya da işte alt yaş kategorilerinden profesyonelliğe geçişte ne gibi zorluklar oluyor en fazla ve şu anda ne önerirsin altyapıda mücadele eden gençlere? Bu karmaşık bir sistem aslında. Denildiği gibi sizin bir değeriniz var karate olarak, bir seviyedesiniz. Ama bu nasıl desteklenebilir? Antrenörler, antrenörlerin eğitimi, kulüplere destek, çocukların çok fazla tecrübe edebileceği müsabakalar görmesi, bir araya gelmesi, daha profesyonel sporcularla bir araya gelmesi, onların görünebilirlikleri, yani bu şekilde çerçeve kuracak ve karşılarında örnek aldıkları kişiler neler yapabiliyor, neler kazanabiliyorsa onların hayaliyle devam edecek. Aslında dediğim gibi çok yönlü, bizim popülerleşmemiz gerekiyor ki karate seviyesi daha da yükselsin, çocuk bunu daha çok istesin, etrafta daha çok imkan olsun, daha başarılı ve bilinçli antrenörler, sağlıklı ve doğru sistemleştirilmiş kulüplerle ilerlenebilir. Çocuklar altyapıda özellikle Türk karatesi olarak çok başarılıyız zaten. Her gittiğimiz Balkan, Avrupa, Dünya şampiyonlarında ilk 3'teyiz.
en kötü ihtimal diyorum. Ama tabii ki büyüklere geçişte her branşta olduğu gibi bir tökezleme oluyor. Evet. Altyapıyı gayet iyi alıyorsunuz ama oradan geçişlerde sorunlar yaşanıyor. Bu geçişlerin sebebi de bu dönemde doğru bir sistemle giderileceğine inanıyorum. Çok globalleşti ve herkes artık her şeye kolayca ulaşabiliyor. Yani en kötü ihtimal bize dönüp yazdıklarında biz abiler ablalar A takım milli takım olarak gördükleri, örnek aldıkları kişiler olarak bize bile sormaları, tecrübelerimizden faydalanabilmeleri kolaylaştı. Bunun yanı sıra da birçok üniversitede de eğitim veren bilimsel açıdan, akademik anlamda da başarılı karateci ve aynı zamanda üniversite hocası olan birleşimdeki insanlar var. O yüzden bunların etkisiyle birlikte bir şeyler yapılıp daha iyi, daha yüksek seviyelere ulaşabileceğine inanıyorum. Sen sporcunun aynı zamanda akademik olarak da kendini geliştirmesi gerektiğini de mi düşünüyorsun? Bu işte kesinlikle. Ben oldum noktası belki o şekilde çözülebilir mi? Onu mu düşünüyorsun? Kesinlikle. Ben zaten çok yönlü olunmalı. Buna da zaten imkan sağlıyor karate. Şöyle biz hem karate hem spor hem okul hem sınavlara giren insanlardık. Karate'nin hayatımıza kattığı değerlerle okul yaşantımızı, eğitimlerimizi de tamamladık. Ve sonrasında büyük bir artı olan beden eğitimi öğretmenliği okursanız eğer direkt KPSS'siz atanabiliyorsunuz tarzında hayatlarımızı idame ettirme şansına eriştik. Ama bu sırada hiçbir şekilde bırakmadık eğitimimizi. Zaten önemli olan farkını o şekilde ortaya koyman, iki işi birlikte yapabilmen, çok yönlü olabilmen. Hı. Bu da senin hem hayat felsefeni, hayat anlayışını ve kaliteni arttıracak bir şey olduğuna inanıyorum. Bilimde artık kaçınılmaz yani. En aslında teşekkür ederim sana da. Bu geçişi en taze yapan sensin. Yani alt yaş kategori. Hatta beraber de devam ediyorsun bir yerden. Evet. Sen nasıl başardın bunu? Ne gerekiyor sence? Senden bir önceki kuşak için belki de neler söylersin onlara? Şöyle, benim şu an zaten üniversite okuyorum ben. Hı hı. Antrenörlük bölümündeyim. Hani üniversiteyle okulumla yani sporum bazen iyi bazen de kötü denk geliyor. Mesela benim Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyordum. Ankara'da yaşıyorum ben. Hı hı. Gazi Üniversitesi'nde okuyorum ben. Ankara'da hazırlanıyordum ben Türkiye Şampiyonası'na. Bizim final haftası denk geldi. Hani dersler sıkıştırdı, antrenman yapmam gerekiyor. Önümde önemli bir müsabaka var. Onu kazanırsam Avrupa Şampiyonası'nda yarışacağım. Hı hı. Ve hani bir sürü yarışmalar var yıl içerisinde. Hani okulla karate bir yerden sıkıştırıyor ama hani şu bir gerçek. Tabii ki akademik olarak iyi yerlere gelmek zorundayız. İyi yerlere de gelmeliyiz bence. Hı hı. Meltem ablanın dediği gibi de hani bunu başarmamız lazım akademik olarak. Ama çok da kolay olmuyor. Çünkü belli bir zamanlar sıkışma zamanı oluyor. Bu da hani okul biraz da zorluyor aslında. Hani bir yere bir tık daha eğer profesyonel düşünüyorsanız, eğer profesyonel yapıyorsanız bir tık daha bir yere bir ağırlık vermeniz gerekiyor. Anladım. Ben küçük bir hikayemi anlatmak istiyorum. Tabii bu sebeple lütfen. Ben de maçlardan dolayı giremediğim, bütünlemeye girdiğim bir dönem de üniversitede. Bu herhalde ama bizim spordaki zaten en çok çözmemiz gereken konu. Belki yavaş yavaş çözüyoruz. O dengeyi sağlayabilmek okul ve spor branşı neyse. Yani bütün branşlarda aslında aşağı yukarı aynı sorunu yaşıyoruz. Ama işte Enes mesela iyi bir örnek. Hem gitti Dubai'de. Altın madalyasını kazandı. Genç yaşında okulunda da devam ediyor. Sizler de keza aynı şekilde. Tabii ki o daha genç olduğu için öyle söyledim. Bunun için destek veren çok değerli hocalarımız da var. Ama maalesef köstek olan insanlar da olabiliyor. Bunu da söylemeden geçmek istemiyorum. Büyük bir yaramdır. Bütünlemelere gireceğim. 15 tane sınava birden gireceğim ve artık bir hafta içerisinde bu bana fazla geldi. Bir sınava girdim, 3 soru çözdüm, sonra fark ettim ki o benim sınavım değilmiş. Gerçekten. Yani gerçekten onu da çözdüm. Neyse, sonra kendi çıktım. Maçına girmişsindir en azından. Başkasının maçına girmişsindir. Daha kötüydü. Sınav telafi edilebilir belki. Değişik bir hikaye gelmiş. Siz peki takip ediyor musunuz tecrübeli iki isim olarak mesela alt yaş kategorilerindeki Türkiye şampiyonalarını vesaire? Yani şöyle, açıkçası biz biliyorsunuz çok yoğun bir dönem geçirmiştik. Hı hı. Yani o zamandan bu zamana kadar hep kendimizle uğraştık. Senede 12 tane uluslararası müsabaka olduğu için çok fazla takip etme şansı olmamıştı. Ama Adana'da ve Kocaeli'de yapılan Türkiye Şampiyonası'nda takip ettim. Hı hı. Yani iyi sporcular da var
Ama bazı kilolarda ne yazık ki hala üste çıkabilecek sporcular yok. Hı hı. Yani o yüzden daha kaliteli bir altyapının gelmesi gerekiyor. İnşallah yeni dönemde gelecektir. Hedefler o. Evet. Öyle gelecek gibi duruyor. Meltem, sen takip ediyor musun? Sen de aynı şekilde yoğunlukla aynı durumda edebildikçe oluyor. Edeceğiz diyorsun o zaman. O zaman yavaş yavaş artık sona doğru geliyoruz. Son mesajlarınızı alayım, son sözlerinizi alayım sırayla. Meltem'den başlayalım. Bizi ağırladığınız için çok teşekkür ederiz. Tüm amacımız burada da olma sebebimiz de bu. Türk karatesini en doğru şekilde ortaya koymak ve temsil etmek. Umarım bunu yapabiliriz ve bunun karşılığında desteklerle daha kolay bir şekilde ilerletebileceğimize inanıyorum. Destekten kastım burada gerçekten hani kişisel sponsorluk bazında, takım çalışmaları olduğu için takımsal sponsorluklar bazında bize zaten elimizde tuttuğumuz başarılara daha da kolaylıkla ulaşmamızı evet, bu da sağlayacak. Bir konu. İyi değinmeni. Buna inanıyorum. Sayın Başkan adı bu o konu. O acımız olimpik olma olmama onu en yakından yaşayan bir grup olarak, bir camia olarak buna ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Popülaritemizi arttırmak için de doğru yollarla başarımızı da kullanarak bunu ışıldatacağımıza eminim. Peki arttığını düşünüyorsunuz herhalde değil mi? Yani ilk çıktığınız döneme bakınca maalesef popülaritemiz gene de yetmiyor. Baktığımızda 7 yani 7 siklet gittik oraya. 8'de 7 gittik. 7'de 4 madalya aldık ama buna rağmen isimler anıldığında bir a bir ışık bir kafada bir düşünce istiyor insan, görmek istiyor maalesef, göremiyoruz. Olacaktır diye ümit ediyoruz. Yani çok şey kattınız. Enes, sen alalım, eklemek istediklerin var mı? Eklemek istediğim... PRT Türk yeni sezon ikinci bölümünde. Evet, gerçekten Spor TV ailesine çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür Karate ederiz. Türk'ü, hatta Türkiye'de karateyi, dünyada karateyi Türkiye olarak en iyi şekilde temsil etmek için buradayız. Ki temsil ettiğimizi de düşünüyorum, o yüzden de burada bulunuyoruz, bu konuşmaları yapıyoruz. Kendi okulum öncelikle Gazi Üniversitesi'ne teşekkür ediyorum. Beni paylaşmışlar buradan da. Teşekkür kulübüm Kağıthane Belediyesi'ne de teşekkür ediyorum. Tüm kulüplere de evet, selamlarımızı iletelim. Ben de emeği olan hocalarıma da teşekkür ediyorum. İnşallah bu yılda da nice başarılar alırız. İnşallah. En iyi şekilde ülkemizi temsil ederiz diyorum. İnşallah. Herkesin desteği senin de olacaktır evet. Bizi izleyen. En sonunda en tecrübeli isme kaldı. eskiden beri karatenin içinde evet. Olan sen nasıl noktalamak istersin? Gerçekten size çok teşekkür ediyoruz. Sezon umarım hayırlı olur. Ve bir aile gibiyiz. Karate branşını bütün Türkiye'ye tanıtıyorsunuz sayenizde. Umarım o final müsabakalarına biz de çıkarız. Bizi her zaman anons edersiniz, sunarsınız. Büyük bir keyifle. Ben de çok teşekkür ediyorum. Üzerimde emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Başta aileme çok teşekkür ediyorum. Her zaman yanımda oldular, desteklediler. Umarım önümüzdeki sezonu çok güzel geçiririz ve güzel madalyalarla ülkemizi temsil ederiz diyorum. Çok teşekkürler. Biz ben teşekkür de üçünüze de çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyenler, Karate Türk yeni sezonunun ikinci bölümünde Serap Özçelik Arapoğlu, Enes Özdemir ve Meltem Hocaoğlu Akyol'u konuk ettik. 2022 hedeflerini, Türk karatesini konuştuk. Dubai'de düzenlenen Karate One Premier Ligi ve Grand Winner zaferini konuşmuş olduk. Ben de hem üçüne hem de Karate Federasyonu'na bir kez daha teşekkür ediyorum. Başka bir bölümde görüşünceye dek hoşçakalın.